Herkese merhaba, ben Mustafa. Bu videoda herkesin merakla beklediği GTA 6'da olması muhtemel 5 özelliği sizlerle paylaşacağız. GTA serisiyle gönüllerde taht kuran Rockstar Games'in bizleri GTA 6 ile yepyeni maceralara sürükleyeceği kesin. Çıktığı tarihten bu yana rekor üzerine rekor kıran 5. oyun, 6. oyunun da beklentilerini doğal olarak yükseltiyor. Peki bizi önümüzdeki GTA oyununda neler mi bekliyor? Gelin hep beraber bakalım. Çıkış tarihi. En çok merak edilen konulardan bir tanesi tabii ki çıkış tarihi. GTA San Andreas ile GTA 4 arasında 4 yıl, GTA 4 ile GTA 5 arasında da 5 yıl olduğunu düşünürsek ve oyunların gitgide geliştiği gerçeğini göz önünde bulundurursak yeni oyun bizce en aşağı 2019 yılında gelecek. 2019'dan 1 yıl önce ya da 1 yıl sonra olabilir. Öyle olursa da artık canımız sağ olsun. Harita Paris'te mi geçecek? GTA'da artık birbirine çok yakın şehir dokuları görmek oyuncuları sıkmakta. Bu sebeptendir ki ortada dolaşan dedikodulardan bazıları da GTA'nın Paris'te geçeceği yönünde. Paris gibi güzel bir şehir ile GTA'nın açık dünyası bir araya gelince neler olur orasını aklımız ermez. Ancak Rockstar bir çılgınlık yapıp oyunu İzmir'de geçirir mi diye düşünmüyor değiliz. Geçseydi ne olurdu? Gelin hep birlikte bakalım. Abi merhaba. İzmir'in kızları dedikleri kadar güzelmiş. Şu parkta yarım saattir bir hatunla kesişiyorum. Nasıl yanışacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun bu konuda ya? İlk adımı yapamıyorum. Hem utanıyorum hem de nasıl yanışacağımı bilmiyorum. Yardımcı olursan çok sevinirim. Ben seni burada bekliyorum. Ana karakterimiz bir kadın mı olacak? Bu kadar şiddet bir kadına nasıl yakışır biz bilemedik. Ancak bu zamana kadar çıkan tüm GTA oyunlarında ana karakterimiz hep erkek. Hatta GTA 5'te bir tanesi yetmedi, 3 tanesini birden sardılar başımıza. Belki de GTA 6'da Trevor gibi bir çılgın kadın ana karakterimiz olabilir. Harita boyutu iyice coşuyor. GTA 5'in haritasına kimse küçük diyemez. O devasa dediğimiz haritayı da birçok oyuncu avucunun içi gibi biliyor. Peki ya GTA 6'da daha büyüğü olursa? Hatta belki tek bir şehir yerine hava ya da deniz ulaşımıyla ulaşabileceğiniz başka şehirlerde olabilir. Tamam, koca dünyayı modelleyin demiyoruz ama araya 1-2-3 şehir daha attırıverim ben. Son beklentimiz sürpriz yumurtalardan. Eğer GTA oynayan insanları kategorize etseydik, bu kişilerin hatırı sayılır bir bölümü Easter egg yani sürpriz yumurtalar için oynuyoruz. Easter egg'i kısaca tarif edelim. Oyunlar için konuşursak oyunun daha eğlenceli bir hal almasını sağlayan sağa sola gizlenmiş ufak sürprizler. Oyunun gidişatına pek bir etkisi olmaz. Ancak sürpriz yumurtaları bulmak bir hayli zor. Kısaca oyunun bize yaptığı minik şakalardır. Neyse lafı uzatmayalım. Dediğimiz gibi GTA oyuncularının birçoğu bu sürpriz yumurtaları ararken helak oluyor. Muhtemelen GTA 6'da da sürpriz yumurtalar daha da artacak ve oyuncular helak olmaya devam edecek. GTA beklentileriyle dolu bir listenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere, hoşçakalın. Yani rakamlar aktığı zaman başlamış oluyor değil mi? Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Neydi bu müzik arkada? Rockstars. Peki bir... Bu ne oğlum böyle konuşurken... Yok böyle olmaz. Dibinden saldırıyor. Ne oluyor buna lan? Atatürk'e. Sanları kategorizeleştirseydik. Ama ne diyorsun sen oğlum? Bu gözlüğü benim öğlen almam lazım ya. Gözüm acayip seyiriyor. Videoyu izlemeyi... Bak izleyin dedim gene. Hoşçakalın, ne yapmıyoruz? Üzerimde görmüş olduğunuz bağlantıya tıklayarak bambaşka bir videomuzu izleyebilirsiniz.